Vaktiyle bir adam vardı. Akıllı bir ihtiyardı. Hanları, hamamları, dağda yayılan sürü sürü koyunları, atları vardı. Parasının hesabını kendisi bile bilmezdi. Bu zengin adamın birbirinden baba yiğit 3 oğlu olmuştu. Önceleri oğlanlar babalarının bir dediğini iki etmezler, yorulduğu yerine han yaparlardı. Günün birinde adam 3 oğlunu da evlendirdi. Düğün hediyesi olarak da neyi varsa oğulları arasında paylaştırdı. Bu yaştan sonra mal, mülk onun neyineydi? Aslanlar gibi 3 oğul yetiştirmiş, 3'ünün de dünyalıklarını vermişti. Kendi gibi bir ihtiyara nasıl olsa bakarlar, gönlünü hoş tutarlardı. Hele karısı öldükten sonra büsbütün dünyadan elini eteğini çekti. Ne var ki ihtiyar adamın hesapları tutmadı. Oğulları hayırsız çıktı. Babalarının malının mülkünün üstüne konunca onu kazanıp biriktireni unutuverdiler. Dönüp bir kere olsun yaşlı babalarının yüzüne bakmadılar. Halini hatrını sormadılar. Adamcağız varlığını oğullarına bıraktığı için pişman olmuş ama iş işten geçmişti. Gel zaman git zaman adamcağız hastalanıp yataklara düştü. Ne kapısını açan ne bir tas su vereni vardı. İlle oğullarının vefasızlığı yüreğini yakıyordu. Düşündü, taşındı, oğullarına son bir ders vermek istedi. Onlara haber salarak, ''Son günlerim için köşeye hatırı sayılır bir hazine saklamıştım. Gelin ben ölmeden son malımı da aranızda pay edeyim.'' dedi. Bunu duyan oğlanlar soluğu babalarının yanında aldılar. Etrafında pervane oldular. Kimi çorba kaynattı, kimi başının altına yastık dayadı, kimi gül suyu ile yuğdu yıkadı. Velhasıl yaşlı adam bir anda padişahlar gibi hizmet görmeye başladı. Oğullarının bu halini bıyık altından gülen adam dedi ki, ''Ey oğullarım, geldim gidiyorum, kondum göçüyorum. Bana hanginiz bakar, hizmet ederse ona bir sandık dolusu altın saklamıştım.'' Oğlanlar bu lafı duyunca birden melek kesiliverdiler. Babalarının başucundan bir an olsun ayrılmadılar. Bir dediğini iki etmediler. Nihayet adamın hastalığı iyice ilerledi. Görmüş geçirmiş biri olarak ecelinin geldiğini anladı. Doğrulup oğullarına baktı ve ''Ey oğullarım!'' dedi. ''Son günlerimde bana çok iyi hizmet ettiniz. Elbet bunun mükafatını göreceksiniz. Yatağımın altında bir sandık dolusu altın gömülüdür. Ben öldükten sonra aranızda paylaşın.'' Çok geçmeden ihtiyar son nefesini verdi. Oğlanlar mezarlıktan döner dönmez babalarının yatağını kaldırdılar. Kazma kürek alıp saldırdılar. Çok geçmeden sandığı bulup çıkardılar. Heyecanla kapağını açtılar ki içinde bir sandık daha. Onu da açtılar, bir başka sandıkla karşılaştılar. Nihayet en son sandığa ulaşıp kapağını aceleyle açıverdiler. Sandığın içinden ne çıktı dersiniz? İç içe koyulmuş bir kağıt. Belki hazinenin saklandığı yeri gösteren bir haritadır deyip heyecanla kağıdı açtılar. Açtılar da şaşırıp kaldılar. Kağıtta şöyle yazıyordu. Ey oğullarım, ben ne aptal bir adammışım ki ölmeden önce her şeyimi size bağışladım. Çocuklar yaptıkları hatayı anladılar. Ama iş işten geçmişti.